Her fırsatta İslam dinine hedef alıyorlar, her fırsatta değerlerimize hakaret etmeyi bir maharet sanıyorlar. Sözde şarkıcı Sezen Aksu'nun Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısına çektiği yeni klibinde Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya hakaret ettiği sözler sosyal medyada gündemi olmuştu. Aslında bu o şarkıcının ilk vukuatı değil. Sezen Aksu'nun Adem Olananlar adlı başka bir şarkısındaysa yine Hazreti Adem'e hakaret ettiği ortaya çıktı. Ben seni de sevmedim Adem, doğruyu duymak istiyorsun madem. Alt tarafı bir elma yedik beraber, zehir zıkkım oldu bize bal badem. Sezen Aksu'ya tepkiler sürüyor. Birçok sivil toplum kuruluşu ve duyarlı vatandaş Sezen Aksu için dava açtı. MHP lideri Devlet Bahçeli de grup toplantısında Sezen Aksu'yu hedef aldı. Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. İnfiale neden olan sözlerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Son zamanlarda İslam'ın kutlu elçileri Hazreti Adem ve Hazreti İsa peygamberlerimize, insanlığın ortak değeri Hazreti Havva ve İffet abidesi Hazreti Meryem annelerimize yönelik gelişigüzel tartışmaların ve polemiklerin yapıldığına şahit olmaktayız denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. Öncelikle bilinmelidir ki Hazreti Adem ilk insan olmasının yanında aynı zamanda ilk peygamberdir. Bu yönüyle vahye muhatap olmuş, akıl, şuur, irade gibi hususiyetleri ve eşya hakkındaki ilmiyle meleklere üstün kılınmış mükerrem bir şahsiyettir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de halife olarak nitelenen Hazreti Adem ve onun eşi Hazreti Havva, bütün insanlığın müşterek değeri ve muazzez atalarıdır. Aynı şekilde Yüce Allah, Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum Adem'in durumu gibidir buyurarak Hazreti İsa'nın yaratılışındaki ilahi kudrete ve onun mucizevi doğumuna açıkça vurgu yapmıştır. Tevhid inancının örnek şahsiyetleri olarak Hazreti İsa ve onun mutahhar annesi Hazreti Meryem, Allah'ın ezeli hitabına mazhar olan seçkin insanlardır. Yüce Allah hem Hazreti İsa'nın hem de onun mübarek annesi Hazreti Meryem'in asaletinden ve saygınlığından Kur'an-ı Kerim'de defaatle bahsetmiştir. Nitekim Hazreti Meryem insanlık için iman, haya ve iffet timsali bir şahsiyet olarak tanıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın övgüsüne mazhar olmuş bu müstesna şahsiyetler tarih boyunca bütün Müslümanlar tarafından da büyük bir saygı, hürmet ve muhabbetle anılmıştır. Dolayısıyla maksadı, niyeti ve bağlamı ne olursa olsun İslam'ın seçkin, önder ve örnek şahsiyetlerine dair söylenen her cümlede, yapılan her açıklama ve yaklaşımda son derece hassas ve dikkatli olunması gerekmektedir. Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması en hafif tabirle saygısızlıktır. Bu hususta asgari bir insani erdem olarak herkesin daha duyarlı olması ve hassasiyet göstermesi elzemdir. Bu itibarla hem yüce dinimizin ilkeleri ve örnek şahsiyetleri hakkında konuşurken hem de söz konusu değerleri savunurken saygılı, özenli ve ilkeli olmak, herkesin içselleştirmesi gereken en temel insani ve ahlaki tavırdır.